imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir diyor. Şimdi birinci adımda bir kere kuvvet sahibi olmak istiyor musun? İmanlı olacaksın. İkinci adım, imanı elde ettin mi kainata meydan okuyabilirsin. Üçüncüsü de nasıl meydan okuyabilirsin? İmanın kuvvetine göre meydan okuyabilirsin. Diyor ki imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtul. Olaylar ne kadar dehşetli, vahşetli de olsa, ne kadar insafsız, acımasız gibi görünse de, evet, imanın kuvvetine göre onların tehdidinden, tazikinden, korkutmasından kurtulabilirsin. Evet. Mesela benim aklıma birkaç örnek geliyor. Diyelim ki bir otobüs içerisinde gidiyoruz. İşte etraf alemi izliyoruz, tenezzüh ediyoruz, tefekkür ediyoruz, gidiyoruz. Hiçbir korku, hiçbir dehşet yok. Ama giderken fren bir patlasa, rampa aşağı gidiyoruz. Yine gelsin çayım, gelsin kahvem, yine ben şu denizi, şu güzelim bahçeleri, seyrangahları temaşa tefekkür edeyim diyebiliyor muyuz o anda? Ya, o anda panik başlıyor. Hakikaten zor bir durum yani. Evet. Allah düşürmesin. Birden giderken bizim şu Beykent yokuşunu düşünün. Ben oradan gelirken hep aklıma geliyor. Şimdi Beykent'ten işte Turgut Özal Bulvarı diyorlar galiba buraya. Buradan böyle Büyükçekmece'ye inerken bir frenin koptuğunu düşün. Patladığını düşün. Hayali bile korkunç değil mi? Şimdi aslında biz dünya otobüsünde gidiyoruz. Biliyoruz ki bunun bir kaptanı var, bunun bir işte hakimi var, bunun bir terbiyecisi var, idarecisi, sevk edeni var. Freni huzur elinde. İçerisinde ne yapıyoruz? Tefekkür ediyoruz. İşte bahçelerini geziyoruz. Yemişlerinden, meyvelerinden, nimetlerinden istifade ediyoruz. İşte yağmur yağıyor, gök gürlüyor. İşte elhamdülillah ona bakıyoruz, şükrediyoruz falan. Yani bir korku, bir dehşet aslında yok. Ama tevekkül etmeyen, daha doğrusu imandan medet alarak tevekkül etmeyen kişi için her an ihtimaldir ki bu dünya otobüsünün freni patlayabilir. Değil mi? Evet. Bu adam hadisatın tazikatından nasıl kurtulacak? Hadi bakalım. Bazen de arıza oluyor mesela, deprem oluyor. Deprem oluyor. Yine biz güzel tarafını görüyoruz. Yine biz ondan, onun dehşetinden, tehdidinden yine imanın bereketiyle bir derece kurtuluyoruz. Ama bunu Allah'a tevekkül etmeyen kişi ne derece yapabilir? Mesela bir örnek daha vereyim. Mesela hayvanat bahçesini gezerken, işte şu aslandır, şu timsahtır, işte şu yılandır, çeşit çeşit. Böyle insanlar keyif alarak geziyorlar. Veya şeyden yaptılar ya şimdi, deniz canlılarını gösteren, bakıyorsunuz balinalar, köpek balıkları, çeşit çeşit böyle dehşet. Yani onun yanına bir düşsen seni paramparça yapar. Onları izliyorsun ama gayet güzel, lezzet, zevk alarak, emniyetle. Şimdi mesela o cam bir kırılmış olsa, o köpek balıklarıyla bir baş başa kalsan ne olur? Veya işte hayvanat bahçesindeki bir aslanın kafesin bir tarafını kırıp da dışarı çıkıverdiğini düşün. Allah. Sen işte köpeği ve kediyi sever gibi onun başında okşayayım diyemezsin yani. İşte burada birinci huzur içerisinde o hayvanat bahçesinde veya işte o deniz canlılarını izlemek tevekküle örnek olabilir diye düşünüyorum. Yani orada cam parçasına tevekkül ediyor. Değil mi? Yok. Tabii. Bir cihette öyle. Bir taraftan da o demir parçasına tevekkül ediyor. Bu beni kurtarır bundan. Onun için rahat orada duruyor. Değil mi? Evet. Ya da öteki adam otobüsün frenine tevekkül ediyor. Yani nasılsa freni var bu arabanın. Onun için rahat oturayım, filmimi seyredeyim diyor mesela. Gazetemi okuyayım diyor mesela. Kahvemi yudumlayayım diyor mesela. Evet. Evet.
İşte ama tevekkül etmez, işte tevekkül etmeyen kişi, evet, aynen onun için dünya kafesinden ya her an çıkıvermesi mümkün olan canavarlarla baş başa kalmak gibidir. Ya. Her an işte freni patlayan otobüs, Allah, o dehşetli hengameye muhatap olmak gibidir. Her an işte o köpek balıklarıyla arasındaki camın kırılıvermesi ihtimal öyle yani. Her an kanser olma ihtimali yok mu? Evet. Her an deprem olma ihtimali yok mu? Var. Her an yüzlerce, binlerce insan trafik kazasında oluyor. Onların içinde bulunuverme ihtimali yok mu bugün sabah çıkarken? Dolayısıyla insan şiddetle tevekküle ihtiyacı var. İmanın nispetinde de hadisatın dehşetinden, tazyikinden, tehdidinden kurtulabilir.